Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biz şu an Türkiye'deyiz. Yani Türkiye'den sesleniyorum ben bugün sizlere. Eşimle beraber tatile geldik. Ve birkaç alışverişlik şeyler var. Onları sizlerle böyle sıcağı sıcağına paylaşmak istiyorum. Şöyle direkt başlayalım. Collins'e gitmiştik. Kızılay'daki mağazalarına. Şöyle ilk önce bir kemer aldık. Kemer lazımdı. Benim şu çok hoşuma gitti. Bunu görünce bunu aldık. Fiyatlar da var bu arada. Faturalarını sakladım sizler için. Bakayım şu 15 lira 90 kuruştu. Yani 16 lira. Ondan sonra şöyle bir gömlek aldık. Eşim için. Böyle kolları gördüğünüz gibi katlanıyor. Bu türleri ben ve eşim hani çok seviyoruz yani. Kalitesi de çok çok güzel. Böyle siyah pantolonların üzerinde falan çok güzel gider diye. Bunu görünce bunu beğendik. Onun fiyatı ne kadardı? 80 TL. Hiç fark etmez. 79 lira bilmem kaç kuruş işte. Onu almıştık. Ondan sonra şöyle bir tişört gördük. Bana böyle eflatun renkli. Şurada şöyle mor ve işte pembemsi mor ve beyaz detay var. Böyle bir tişörtüm yok. Böyle kotların üzerine falan güzel olur diye onu aldık. Ondan sonra şöyle bir çok hoş, çok kumaşı çok güzel olan. Bu arada bunun kumaşı da aşırı derece hoşuma gitti. Bu da çok yumuşaktı ve ama bu gerçekten böyle çok rahat edici bir kumaşı var yani çok rahat edeceğimden eminim. Bu tür kotlardan zaten benim evde de var. Onun için severek kullanacağım yani bunu. Şöyle bir kot. Bunun fiyatı ne kadardı? Bakalım 100 liraydı sanırım. Evet 99 lira. Neyse birazdan ben bunları kullanırım. Bunları işte Collins'ten aldık. Ondan sonra LCY2K'ye gittik. Bu da bakayım. Evet bu da Kızılay'ın oradaydı. İlk önce şunları göstereyim sizlere. Çok şeker küpeler. 15 lira mıydı? Fokus yapacağız mı? Evet. 15,90. Ondan sonra şöyle bir gömlek daha aldık. Gördüğünüz gibi bana değil eşim için. Bakayım diğer koluydu sanırım. Bu da böyle katlanan. Bu da hani kol katlanabilir. Şöyle rengi tam iyi görünüyor mu buradan? Görünmüyor aslında ama çok güzel bir işte yeşilin mavinin arasında bir renk. Fiyatı 36 lira. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şunu aldık işte. Ondan sonra bakalım devam edeceksek. Kızılay'dan devam edelim diyormuşum. Kızılay'dan işte şöyle Dost Kitap Evi diye bir yer var. İlk önce şunu aldım. Ben bu kitabı çok çok merak ediyordum zaten uzun zamandır. Uzun zamandır derken şöyle bir iki hafta aslında. Fazla uzun da değil. Ömrümü ömrüme iliklermesin diye. Şöyle çok hoş. Hani dış görünüş en azından da çok hoş yani. Bakayım yazarı İbrahim Toprak. Çok severek okuyacağım diye düşünüyorum yani onu. Ondan sonra Instagram'dan bir takipçim bu kitabı bana önermişti. Kocan Kadar Konuş. Şebnem Burcuoğlu yazarı. Bu da çok hikayesi falan çok hoşuma gitti. Bakacağız okuyacağım bunu yani ama sanırım bunu da çok seveceğim. Fiyatları ne kadardı? Şu 12 TL'ydi. Ve diğeri de 21 TL'ye aldık arkadaşlar. Bakayım. Ondan sonra ne? Şuraya geçelim. Fark etmez. Şeye gittik.
Ne buranın ismi? Beylik şeyin orası arkadaşlar. Belki bilirsiniz. Koçatepe caminin orada şey var. Hani Koçatepe'nin altı diyeyim ben size yani. Ondan sonra eşim şu kitaplarla beğendi. Sherlock Holmes'un serisinden yani bakayım. Şüphe Asla Uyumaz. Ondan sonra iyi gösterir misin? Evet şöyle. Ondan sonra aynı seriden Süs Detay'da Saklıdır diye. Biz bunları ikisini 17 evet arkasında da yazıyordu sanırım zaten 17 TL'ye aldık. Ondan sonra beğendikten devam edeceksek şöyle. Onu da oradan aldık. Şöyle bir tişört aldık. Bunu şöyle kardeşim için aldım aslında. Bunun kumaşı çok çok hoşuma gitti. Şöyle siyah. Aslında sıfır yaka. V yakası da vardı. İşte sıfır yakayı aldım arkadaşlar. Bu böyle slim fit bir şey. Spor yaparken falan güzel olur diye. Ama sonradan da pişman oldum. Keşke V yakayı alsaydım diye. Onun için büyük bir ihtimal bunu işte artık ne zaman yolumuz oraya düşerse gideceğiz, değiştireceğiz bunu. Siyah. Bilmiyorum çok sevdim yani. Kardeşim de seveceğini düşünerekten onu aldım. Kaç liraydı? İndirimliydi. Aslında şurada yazıyordu sanırım. 21 miydi? Öyle bir şeydi. 22 liraymış. Biz hani kartımız olduğu için 13 liraya falan denk geldi. Beğendik. Marketi de var orada. Şöyle ilk önce şuna koştum diyormuşum. Eldor ürünlerini ben çok severim bilirsiniz. Hele şu bakayım saç düzleştirme serisini çok severek kullanıyorum. Bizim Hollanda'da şampuanını bulabiliyorum ama saç bakım kremini bulamıyorum. Onun için bunu aldım. Ondan sonra şunu da aldım. Şöyle göstereyim sizlere. Aslında niyetim yoktu bunu almaya ama eşim bir dene dedi. Hani güzeldi belki dedi. Şey içinmiş bu. Hiç işte kullanmadım böyle bir şey ama saçınızı yıkadıktan sonra bunu böyle sürüyor musunuz? Ondan sonra bir daha yıkamıyor musunuz yani? Hani saçınızı düzleştir, daha düz olsun diye iç yani daha düz olsun diye kullanabiliyormuşsunuz. İşte bakacağız. İsterseniz düşüncelerimi sizlerle paylaşabilirim. Hani bundan eminim yani. Bunu zaten çok seviyorum. Sizler önceden de söyledim ama bunu da kullanacağım bakalım. Şöyle şey Haribo'dan şu marshmallow'ları aldık. İyi görünmüyor aslında. Beyaz ve pembe. Şöyle. Bizim oradan hani Hollanda'dan bunları alamıyorum çünkü hani içindekilerden dolayı ama burada görünce burada da tekrar baktım içindekilerine ama aldık. Neyse laf uzatmayalım. Şöyle limonata aldık. Bir stand vardı. Denemek için size şeyleri hani bu içeceklerini ikram ediyorlardı. Çok çok hoşumuza gitti. Daha doğrusu benim hoşuma gitti. Eşim bakmamıştı tadına da. Bunu aldık işte. Fiyatlarını marshmallow'lar 2.25 neydi? Sucuk almıştık. Onu dolapta zaten. Şu limonata 2 TL. Şu 10 TL. Ve hani şu bakım kremi 10 TL. Ve diğeri de 7.90'dı. Son olarak hayır. Son olarak değil. Bunu şeyden aldık. Güngör Optik'ten. Bu da şey. Ne onun adı? Kızılay'dan. Gözlük aldık. Şöyle Tommy Hilfiger'ın bir tane gözlüğünü aldık. Şu neydi? Şu diğer kullandığım gözlüğüm için kap vermişlerdi. Ondan sonra şöyle Fila'dan da bir tane spor. Bu biraz daha şey
nasıl desem, işte şu birazcık daha spor alanı, file markasından, zaten videolarımda sonra görürsünüz. Bunu şeyden aldık, işte Kızılay'dan. Diğerini Nata Vega'dan aldık. Ondan sonra son olarak şunu da göstereyim size, ondan sonra videoyu bitirelim. Çok şöyle gördüğünüz gibi tatlı bir şapka aldım. Şöyle çok hoş şeker bir detayı vardı burada. Çiçek detayı, şöyle taşlı olan. Bunu aldık. Bunu da Nata Vega'dan aldık. 44 TL'ydi. Ve bir çanta da aldık. Polo markasından. Şöyle biraz hani uzun saplı. Çok da uzun değil de. Şu detayı falan çok hoşuma gitti. Beyaz olması. Neyse ben sizlere sonra bir çantamda ne var videosu çekerim. Şimdilik şöyle göstereyim. Tamam arkadaşlar, şimdi bu kadar olsun. Başka bir zaman görüşürüz.